Sultanım. Hünkârım. Eski sarayda en az burada olduğunuz kadar rahat edeceksiniz. Ayrıca bir arzunuz, eksiğiniz olursa... Sultanım, afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun iyiyim. Son zamanlarda... olan olaylardan sonra biraz yorgun. Üzgünüz. Böyle olsun istemezdik. Validem! Validem! Hekim çağırın çabuk! Validem! Çok üzgündü son günlerde. Bunu hak edecek ne yaptım diye kendini yedi bitirdi. Hekim kadın, vaziyeti nedir? Keder hünkârım. Keder sultanımızın içine bir kurt gibi kemirmiş, onu dermansız bırakmış. Sultanım, daha iyi misiniz? Gitmemiz lazım. Aman sultanım, ne gitmesi, sizin istirahat etmeniz lazım. Dünyanın bir ucuna gitmeyeceğiz hekim kadın. Eski sarayda kafi miktarda istirahat edeceğiz zaten. Validem, sultanım. Durun, zinhar kalkmayın. Gördün mü bak? Senin yüzünden hasta düştü sultanımız. Ben ne yaptım ki? Hünkârımızın kararıydı. Eğer isteseydin mani olabilirdin. Hünkârımızın sana olan düşkünlüğünü bilmeyen yok. Pişman mısın yoksa? Üzüldün mü? Hastalanmasına sevinecek halim yok elbet. Nihayetinde Safiye Sultan hepimizin büyük validesi. Yerinde olsam oradan sağ çıkmaması için dua ederdim. Zira kötü bir huyu var. Yılanın başını küçükken esmeye bayılır. Siz hala hayatta olduğunuza göre bu hususta pek marifetli değil. Aslanım. Verdiğin karar. Validem. Ben içeri ocağına gitmem gerek. Sefere gidecek bölükleri teftiş edeceğim. Daha sonra. Vaziyet nedir sultanım? Hünkârımız Safiye Sultan'ın iyileşene kadar burada kalmasını münasip gördü. Madem kalkmayın durun. Dinlenin biraz. Cennet. Güvercin kalbi. Kan sızması için. Nasıl? Hepsi oyun muydu? Hasta falan değil misiniz? Ne oldu Fahriye? Sevinmedin mi? Hasta olmamızı mı tercih ederdin?
Hayır. Sen dairene dön Fahriye. Bülbül, sen de hekim kadına mükafatını ver. Aman diyeyim, ağzını sıkı tutsun. Merak etmeyin sultanım. Hekim kadın oyununu öyle güzel oynadı ki bilhassa da siz. Vallahi bir an ben dahi hasta olduğunuzu düşündüm. Uzatma. Kösem'in babasından haber ver. Nasip Ağa'ya ilettim sultanım. İcabına bakılacak. Âlâ. Nasip Ağa, nerede kaldın? Haber yollamışsın. Sabahtan beri seni bekliyorum. Ancak gelebildim Signor Enzo. Hazırsan hemen gidelim. Kızın öyle çok sevindi ki seni görmek için can atıyor. Ben de öyle Nasip Ağa. Ben de öyle. Nihayet o gün geldi. Nasip'e tekrar kavuşacağım. Nasya değil Enzo. Onun adı artık Kösem. 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 Hadi geç kalmayalım. Evet. Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Kaldır şunu. Acele edin çabuk. Elin pek yatkın. Bir şey mi oldu? Harem'e geldiğin ilk günü hatırlıyorum da. Vahşi bir kurt gibiydin. Ailemi, annemi özledin diye başımızın etini yedin. Şimdi bakıyorum da sarayı evin bellemiş. Maşallah sana. Kendini benim yerime koy Cennet Hatun. Hiç bilmediğin, tanımadığın birileri seni evinden, ailenden koparıp alıyor. Ne hissederdin? Biz de toprakta yetişmedik ya. Ben de aynı senin geçtiğin yollardan geçtim. Lakin senin aksine ayıla bayıla geldim ben buraya. Zira çok yoksul bir hayatımız vardı. Bu sefaletin içinde saray benim kurtuluşum oldu. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Biliyor musun? Rahmetli hünkârımız bayılırdı bana. El üstünde tutardı beni hep. Seni? Hı hı. Beni. Anamızın karnından böyle doğmadık ya. Ben de tazeciktim senin gibi. Çoğu hünkârımızın yüzünü görmezken ben iki kere halvete girmiştim. İki kere. Sana söylemiştim ya. Kalbi olan bu sarayda yaşayamaz diye. İşte o gün öğrendim ben. O gece beni yine çağırmıştı hünkârımız. Lakin ben gidemedim. Neden? Hatunlardan biri beni kıskanmış. Yolumu kesmek için yastığıma zehir sürmüşler. Yüzümü yaktılar. Demek bu yüzden. Ne korkunç. Neden anlattın şimdi sen bunları? Tehdit mi ediyorsunuz beni? Hayır. Yılları haremde geçmiş bir kadın olarak ikaz ediyorum sadece. Gençliğine, güzelliğine güvenme Hatun. Bir gecede elinden alırlar. Kimse bakmaz yüzüne. Hadi çalış dersin sen. Cennet Hatun. Kim yaptı bunu sana? Bilmem. Hiç öğrenemedim. İşte böyle Kösem. Haremde yüzlerce kız var. Hepsinin de hayali belli. Senin gibi olmak.
O yüzden dikkatli ol.